bir film. Çok iyi bir okul, çok iyi öğrenciler ama iyi kadın öğretmenleri yok. İyi kadın kız öğrenciler yok. İlk önce buna değinmek istedim. Ölüm ve delikanlıdan kaynaklı. Efendim? Oysa 1959 yılları anlatan bir film ve o dönemin erkek egomenizm hakim olduğu bir dönem bu normal değil mi? Yani evet, kadının çizildiği portre de önemli tabii. Anne daha pasif, sadece çocuğun duygusal yönünü etkileyen. İşte kız öğrenciler daha farklı okullarda, daha işte sanırım o gösterilen şey varmıştı, pompon kız havasında o kadar. Bunun ayrıca en başta belirtmek istediğim de şu, O Captain, My Captain, yani kaptanım, benim kaptanım diye Walt Whitman'dan alıntı bir söz var. Hatta Can Yücel tarafından da Türkçe'ye çevrilmiş, Oy Reis, Koca Reis olarak. Şiir Abraham Lincoln'un suikaste kurban gitmesinden, istihbarat sırasında suikaste kurban gitmesinden sonra yazılıyor. Yani aslında bir deniz seferini anlatıyor ama sonunda deniz karaya güvenli bir şekilde ulaşır ama kaptan ölmüştür. Aslında filmin başından öğretmenlerine bu şekilde seslendiklerinden sonra en sonunda o öğretmenin okuldan gönderilmesi buna işaret ediyor diye düşündüm. En başta böyle bir giriş yaparak kaptanın ölmesi anlamında. Önemli, şuna değinmek istiyorum. Daha çok öğrencilerin kendi düşüncelerini, kendilerini bulması, Walt Whitman'ın da üyesi olduğu, Amerikan edebiyatında daha özellikle romantiklerden ayrılan, belli bir kola olarak ayrılan gerçekçilerden, realistlerden bir öncekinde transcendentaller vardır. Belki biliyorsunuzdur sıcacığım. Daha çok insanın kendi içine dönmesi, onu çevreleyen kalıplardan kendini sıyırıp kendi sesini bulması. İşte diyelim ki ezilmişseniz kendi sesinizi bulmanız ya da baskıdaysanız kendi sesinizi bulmanız. Yani daha çok sizi baskılayan, sizi bir kalıp içine sokan her şeyden sıyrılıp kendi sesinizi bulmanız anlamında bir transcendental akım vardır. Ve Walt Whitman da bunlardan en birisidir, babasıdır diyebiliriz hatta. İlk olarak tabii ki baba figürü. Yani filmdeki baba figürü, çizilen baba ve erkek öğretmen ya da işte öğretmen figürü bunlardan en baskın olarak, bize kalıpların içine sokan en baskın figürlerden birisi. Baba figürünü işlerken en fazla ölen çocuğun babası, hani böyle gözümüze sokulmuş diyebilirim. Hepsi bir düzen içinde, terliğini yere koymasından, eşofmanlarının düzene kadar, saati başında ne kadar dakik ya da işte terliğini koyarken bile uyuyacak, onda bile ne kadar dakik olduğunu gösteriyor bize. Onun dışında aslında filmde böyle sırasıyla gitmiştim ilk başlarda. İlk başlarda bütün veliler çocuklarını okula getiriyorlar. Çok iyi bir okul, reklamı yapılıyor. İşte Harvard Üniversitesi'ne, işte genelde transandantalların da karşı çıktığı şeylerden birisi de Harvard Üniversitesi'nin entelektüelizmidir. Buna hazırlayan, en iyi üniversitelere hazırlayan bir okuluz diye reklam yapılıyor. Ama gelin görün ki orada dikkat ettiniz mi bilmiyorum, sinüziti olan bir çocuk vardı ve babası öğretmenine ilaçlarını verirken adam pek ilgilenmiyordu. Yani oradaki çocukla, işte çocuğun bireyselliğiyle değil de daha çok getireceği başarı, edineceği başarı bizi ne kadar bir üst seviyeye taşıyabilir, daha çok onunla ilgileniyordu diye düşünüyorum. Gene baba figürüne dönecek olursak çocuk, yani baba kelimesi çok az geçiyor aslında. Genelde efendim, efendim. İngilizcesinde de yani dublajda olduğu şekilde aynen sir diye, yani sanki bir patrona, işte bir askerin komutanına demesi gibi efendim kelimesi çok baskın filmde. Yine anne bağına değinecek olursak çok az görüyoruz zaten anne figürünü. Ancak çocuğun duygusal bir yönüne değiniyor. İşte annem bunu duysa üzülür, işte çok istiyor ya da en fazla tiyatrodan döndüklerinde sarılamıyor bile çocuğuna, yani en fazla omzuna dokunuyor. Böyle bir temas halinde bile değil çocuğuyla. Ondan sonra ilk olarak filmdeki mum figürü ilk başlayan. Mumda zaten orada da öğretmenin işte aydınlık da deyip mumları yakmaya başlaması. Mum daha çok işte aydınlatma, hem etrafını aydınlatmak hem de bilgeliğin simgesi olarak düşünüyorum. Bilmem siz ne diyorsunuz, Mahmut Hocam. Şimdi bu
Bu filmde biraz humanizm var biliyorsun. Evet. Humanizmde mumun simgesi farklı. Bilgeliğin ve aklın aydınlanmasının yanı sıra Tanrı'nın ışığına erme anlamında. Transandantallarda da zaten o. Biraz önceki dualarında da, girişteki dualarında da Tanrı ışığını yakalamana izin ver. Biz de senden birisi olalım diye giriş yapıyor. Ama aslında bizde bir söz vardır. Mum dibine ışık vermezler. Hı hı. Filmde bununla başlaması hem bir ışığın olduğunu, bir aydınlanmanın olduğunu görüyoruz ama sürekli göstermemesi, kısa paragraflarla da göstermesi. Hı hı. Orada aydınlanmanın yarım kaldığında bir işareti. Zaten yönetmen başta vermiş. Yani bunda. Evet. Evet. Hatta bir mağara sahnesi vardı. Sanırım o biraz kesilmiş geldim hocam. O mağara sahnesinde geri Tanrımız bu diye getiriyorlar. Hani ben şöyle kısaca tasvir edeyim. Tanrımız bu diye getiriyorlar ve büyük bir mum şamdırı. Üzerinde tek bir mum yanıyor. Mağaranın bir köşesine koyuyorlar. Tabii buradan da bir mağara figürüne, sembolüne geçmiş olduk. Yani mağarada aslında çok yani çok fazla farklı yerlerde, farklı temalarda işlenebilir. Mesela yer altına simgelemekten çok, işte peygamberlerin hep mağaralarda, mağaralarla bağlantılı olmasından da gelebilir. Ya da gene aydınlanmanın mağaradan çıkışından gelebilir. Ben şöyle bağlamıştım filmle ilgili. Platon'un felsefik anlamda işte idealarından, işte idealar aslında mağaranın dışındadır ve biz onları mağarada bağlanmışızdır, mağarada gölgelerini görürüz. Bu da Ölü Ozanlar Derneği olduğundan hep mağarada ölü şairlerin şiirleri okunuyor ve oradan kendilerine bir yol bulmaya çalışıyorlar. Asıl şairler ölmüştür. Zaten idealar da budur yani. Aslı yoktur. Biz sadece onların yansımasıyız. Onlar da orada her şiiri okuyan bir çocuk da ölü bir şairi temsil ediyor diye düşünmüştüm. Ve ilk şiir olarak Keating, gene Keating de Amerikan Edebiyatı'nda bir şairdir o da. İlk şiir olarak Carpe Diem'i, Carpe Diem diye bir felsefik akımından bahseder ve ilk şiir olarak da tomurcukların, açılmış tomurcukların toplanması. Yani anı yaşamanın, seize the day kavramı vardır daha çok da. Yani anı yaşamak, günü kurtarmak ya da şu anın en zirvesine kadar yaşayabilmek. Vakit varken çiçekleri toplamak anlamında, hatta İngilizce'de present'ın hediye anlamında, şu an anlamına gelir İngilizce'de present kelimesi. Aslında normal diğer bir anlamı da hediye demektir. Hani şu anın kıymetini bilelim, o bize hediyedir anlamında çıkartabiliriz diye düşünüyorum. Bir de filmde sanırım o da kesilirken gitti. Daha çok kuşla çocukların bütünleşmesi sahneleri vardı. Kuşlar çoğunlukla uçuyordu ve gayet toplu kuşlar, topluca, çok kalabalık bir şekilde. Kuşların uçmasıyla öğrencilerin de toplu halde bir yerden bir yere koşturması. Bir sahnede de Knox'un bisikletiyle giderken önünde kuşların uçuşması. Yani orada da kuşların özgürlüğüyle öğrencilerin deyimsel, düşünsel özgürlüğünü bütünleştirebiliriz. Bazı yerlerde çocukların kendilerini nasıl aşmaya çalıştıkları ya da öğretmenlerin işte özellikle Keating hani İngilizce öğretmenlerinden bahsediyorum. Çocukların düşünceleri işte diyelim ki işte tahtaya çiziyor şiirin aslında gösterecek. Kimisi çıkartıp cetveliyle çiziyor. O kadar artık o kalıba girmiş. İşte bir şiirin grafiksel bir tanımının olacağına inanıyor ya da inandırılmış diyebilirim. Evet, birazcık da katılım olursa sevinirim. Siz bir şeyler demek istersiniz. Destek verirse. Hocam biraz iyisin. Hocama söz hakkı tanıyalım diye. Gerçekçilikten bahsediliyor. Ufak bir kısımda öğretmenlerin yemek yemesi sırasında. İşte hani hepsini bir sanatçı olduğuna inandırıyorsun ama bir Shakespeare olamadıklarında işte büyük hayal kırıklığına uğrayacaklar ve senden nefret edecekler diyor. O sırada da ben sanatçı yaratmaya çalışmıyorum, sadece özgür düşünce, özgür düşünen bireyler yaratmak istiyorum diyor. Tabii ki hani hayal, o da 17 yaşında özgür düşünen bireyler mi diye hani ona karşı geliyor ama hayaller, işte hayallerde insanlar sadece hayallerinde özgürdür diye bir tanım yapıyor. Hayaller derken öğrencilerin
buradaki hayal dünyalarına ya da işte aslında düşünüp de daha çok ben düşünce özgürlüğü olarak aldım orayı ama mesela işte yürüyüşlerinde yürürken bile bir ilk önce bağımsız olarak yürüyorlar ama sonradan o ritmin içine hepsi kayboluyor. Hatta diğerleri onlara alkış bile tutmaya başlıyor. Yani herkes o benzerliğin içinde kayboluyor. Yani bunun farklı olmasını diliyor daha çok. Hatta Frost'un bir şiirinden bahsediyor tam o anda. İşte ben iki yol vardı ormanda ve ben en az kullanımını seçtim diyor. En az kullanılan da hani daha çok farklı olan, yani aslında kimsenin gitmediği ya da işte yani daha az cesaret gerektiren, evet, daha az seçilen. Battaniye benim ilgimi çekti. Daha çok orada bir çocuğun nasıl diyeyim içsel dışa vurumu gibi. Oradaki battaniye figürü benim için önemliydi. Battaniyede hiç kimseye yeterince örtmeyecek nottan bahsediyorum. Hani şiir okumadan korktu. Sonra işte Walt Whitman'ın resmine bakıp deliden battaniyeye kadar uzanan bir içsel süreçten sonra battaniyenin hiç kimseyi örtmeyeceğinden, hani hep bir yerlerimizin açık kalacağından bahsediyor. Yani bu da aslında bizi çevreleyen bu kalıpların, ister battaniye olsun da ister başka bir şey olsun, mutlaka birileri hep bunun dışında kalacak ya da bizim mutlaka bir şeylerimiz bunun içine sığmayacak. Yani hiçbir kalıbın içine tam anlamıyla sığamayacağız diyebilirim. En sonunda da biz Todd Anderson giderken, velisi gelip en son imzayı atan oydu, o çocuktan bahsediyorum. Giderken koca bir saat vardı merdivenlerin başında, dikkatinizi çeken var mı bilmiyorum. O saat burada pek duyulmadı ama normal bilgisayardan seyrederken daha fazla bir sesi duyuluyor saatin. Aslında sonun yaklaştığını gösteriyor daha çok. Yani işte saatin tik tak diye çalması ve o çocuğun da gitmesi sonun onda bittiğini. Ve aslında sonunu da onun başlatacağını, yani öğretmen gelirken tekrar herkesin sıraya çıkıp bu işe hani farklı bir son koymanın da o çocukta başlayacağına kanaat getirdim saatle birlikte. Şimdilik bu kadar söyleyeceklerim hocam, konuşmak istiyorum. Hocam ben battaniyeyi daha çok şey olarak algıladım. Hani battaniye bizim etrafımızı çizen bir gerçek ve hani ne yaparsak yapalım bu gerçeğin dışına bir şekilde çıkmamız gerekiyor. Hani bu battaniyenin altında sınırlı bir şekilde kalmamamız gerekiyor. Evet, yani nereye çekiştirirsek gene ayaklarımız kalacak. Hani hayat... hepimiz o gerçeği sığmıyoruz. Kim başkalarının kendi gerçekleri var ya da o gerçeği sığmamak isteyenler var. Evet, aynı. Sonra işte o gidilmeyen yol şiirinden örnek vermişti ya hocam, işte hani ben en az kullanılan yola gittim, en az bilinen yola gittim dediğinde de hani şey, hani siz zaten şey yaptınız ama hani ben şey olarak algıladım. Hani topluca yapılan bir şey değil, hani genel görüşün doğru olduğu değil. Hani ben kendi doğruma... Evet, daha az kullanılan. Yani o yolda, ormanda iki yol vardı, ben daha az kullanılanı seçtim. Yani daha az kullanılan demek bir bakıma oraya pek gidilmeyen demektir, değil mi? Yani evet, fazla tercih edilmeyen, korkulan, evet, ne olacağı belli olmayan. Yani ben bunu seçtim demek de ben farklıyım, sizden farklıyım demek de istiyor birazcık aslında. İki çocuk radyo buldu, onun bir şey olmadı. Efendim? İki çocuk radyo buldu ama radyoda hiçbir... O radyoyu şu şekilde belki şey yapabiliriz, çok baskıcı bir okul. Yani hiçbir eğlence yok. Hatta bakarsanız beden eğitimi dersiydi zannedersem, askeri eğitim gibi bir fiziksel, kinestetik bir eğitim veriliyor. Ama çocuklar orada kaçıp aslında daha çok ruhlarını doyuracak bir şeyler arayış içindeler. Yani bunu da müzikte, belki bir radyo yapımında buluyorlar ki öğretmen bile bunu fark ettiğinde umarım o radyo değildir diyor. Hani buna bile yasak var aslında o okulda ki tiyatroya bile bir yasak var. Hani başka yerlerde bunun gösterimi sunulurken bunların gitmesi, katılması bile yasak. Yani daha çok ruhu değil de beyni duyuran diyebiliriz. Daha çok işte pozitif bilgi tarzında. İşte bizi sonuca ulaştıracak. İşte bir doktor olsun, bir avukat olsun. Bir yani bir şey olsun da ondan sonra nasıl olsa kendisini doyurur diye düşünce hakim. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Geldiniz. Değerli arkadaşlar. Hocam da figürleri bildirdi. Mağara figürü. Şimdi asıl olay şu. Bir film var, bu film ekonomileşmiş bir film. Yani ciddi anlamda çok fazla beğenilen bir film. 10 üzerinden 10 IMDb'de verilmiş filmlerden birisi. Filmin orta özelliği Amerika'nın eğitim sisteminin yeni bir kapı aralamaya çalışması.
Yani bir sistem var. Bu sistem film bir kere film olarak da çok güzel çekilmiş. Dar bir mekanda dikkat ederseniz bir orada bir sınıf ve bir bahçede geçiyor. Yani çok geniş alanlara ihtiyaç duymuyor. Bu yönetmenlerin, çok becerikli yönetmenlerin, seyirlik yönetmenlerin sahnelerinden birisidir. Mesela Jüri diye bir film var. Sadece şöyle bir yolda geçiyor. 2 saat 10 dakika süren bir film ama sahne yaymıyorsunuz. Dışarıdan tek gördüğünüz veya duyduğunuz şey bir arabanın geçişi veya çok yüksek bir şekilde forma basması. Yani yönetmen burada şunu söylüyor. Ben istersem ki oradaki Robin Williams hariç diğerleri çok kaliteli bir oyuncu değil. Yani herkesin ilk filmi. Özellikle gerçeğin ilk filmi. Ben istediğim sahneyi çekerim diyor. Ve çok güzel çekiyor. Yani bu şudur. Bize ta filmin başında bir mazeret verin. Yani şu kadar imkanı olsa, şu kadar şey olsa, işte şu kadar bütçe olsa ki çok düşük bütçeli bir film. Daha harika şahsı çıkartır mı? Hayır. Ta öğrenci sistemden başlarken diyor ki mazerete sığınmadan basit amaçlarla biz bir eğitim verebiliriz. Bak biz bu filmi masrafımız yapalım. Mum figürünü hocam sordu. Mağara figüründe bir şey ekliyorsun. Mağara aynı zamanda anne rahmet. Buluştu. Yani her fikir, her itaat mağaradan çıkmıştır. Kur'an-ı Kerim'de 2 mağara hikayesi vardır biliyorsun. Hazreti İbrahim bir mağaradan çıkmış. Hikayesi vardır. Eflatun veya Platon gibi bir mağara çıkışı vardır. Ona alternatif bizde İbn Arabi'den ve ikinci muadili sahibi denilen bir şahsımız vardı. Kimdi üstadım o? Harabi'den bahseden bir mağara figürü vardır. Mağara her zaman yeni bir doğuşun, yeni bir başlangıcın her zaman başıdır. Yani filmde, sahnede bir mağara geçtiyse, o mağara figüründen biz yeni yeni fikirlerin, yeni yeni oluşumların tıpkı bir çocuk doğar gibi doğduğunu bilmemiz lazım. Yani sembol olarak da, fenomen olarak da mağara bir yeni doğuştur. Hem fikirsel hem bedensel bir doğuştur. Ve ciddi şekilde o mağarada bunu da zaten görüyoruz. Ölü ozanlar deneyi nedir arkadaşlar? Ölü ozanlar deneyi siz duydunuz mu işlerimizde? Ölü Ozanlar Derneği, rahmetli Arşit Veysel'in Türkiye'de kurduğu, temsilciliğini yaptığı bir derneği. Derneğe ortak noktası şu, hiçbir diri şairin eseri incelemiyor. Sadece bir Fransız Görs Markus denen bir adamın 1910'larda, 12'lerde kurduğu bir dernek. 1930'larda rahmetli Arşit Veysel Türkiye'ye getirmiş, temsilciliğini açmış. Her yıl Mart ayında dolma, bizim bildiğimiz zeytinyağı dolma ve bandı denilen özel bir yemekte de davetleri, misafirleri. Yani özellikle Mart ayında Türkiye'de Sivas'ta da o böyle zanlar denilen yerden kullanıyor. Yani bu dernek sadece bu film için kullanılmış bir şey değil. Yani bu dernek var. Fransız Meyşehir'de Amerika'da etkisini göstermiş. Film, hocam biraz niye erkek dedi? Şöyle söyleyeyim, Amerika'nın en saygın okulları maalesef erkek okullar. Oraya girmenin yegane şartlarından birisi aristokrat bir yerden gireceksin. Ki filmde sürekli bir kayda sesi vardır. Ya arka sahnede vardır, ya açılışta vardır. Veya kayda aristokrasinin mutlak olmazsa olmaz hüzündür. Hep hüzündür, asla neşe yoktur. Bizim turumumuz neşedir, onlarda asla neşe yoktur. Sürekli bir hüzün vardır. Yani şudur. Aslında Hristiyanlığın temel ilkesinden bahsediyor. Bahsedilen ki burası bir kilisedir. Hı hı. Mesela öğrencinin geçtiği yerlere bakarsanız bizdeki Osmanlı mimarisindeki bir revaklar vardır. Revakla avlar vardır. Mutlaka odunlar hücre şeklindedir. Hatta orada kim diyor ki dünya hayatından zevk almayın diye diyor. Başka bir şeyle meşgul olmayın diye benim orduya hapsettiriyor diyor. Aslında bir hücredir. Yani gerçekten öyledir. Bir hücredir. Ve burada gülmek yasaktır. Amerikan eğitim sisteminin en kaliteli, hocam biraz önce Yale okulundan bahsetti. Mesela
Harut da var, Yeğil de var işte. Yeğil, genç, hamlak, zeki, birinci sınıf öğrencilerimiz. Bizde de Koca Kafa Feyenoğlu konu dediğimiz adam Harvard Üniversitesi mezunudur. Yani öyle bir yapısı vardır. Yeğil de master'ını yapmıştır. Yani Gülmen'in çok istisnai olduğu yerdir. Hatta Umberto Eco'nun Gül'ün adı diye bir film var. Evet, orada da seyretmişsiniz. Mesela böyle çevirdikçe sayfayı, kitabı, Aristo'nun Gülmen adlı eserini her okuyan sayfaya bir zehir bandırılmıştır. Böyle sayfayı çevirdiğinde oradan parça parça birkaç ay boyunca zehir alırsın, zehirlenirsin. Yani Gülmen'in Hristiyanlık kültürünün yasak olduğu ciddi okullardan birisi de budur. Gülmek yoktur, eğlence yoktur. Ama disiplin dediğimiz bir şey var. İki tane fikir var. Hocam onun gözüne karşıtına inandı. Masaya çıkma bir başta. Bir de Hazreti Ali şunu söylüyor Devlet Meclisi. Vefatına yakın işte oğlunu çağırır hadise dediğinde. Ki bütün sömürlüğü dönüyor, onu da söyleyeyim. Der ki evlat, kürsünün üzerine çık. Kürsü işte basıktır. Çıkar, ne hissettiğinde der ki baba, yükseldiğimi hissettim. Yani hafiften yükseliyor o farklı bakış açısından. Der ki oğlum, şimdi onun altına gir, kaldırmaya çalış. Ne hissettin? Der ki baba, ezildiğimi, küçüldüğümü hissettim. O der ki Hazreti Ali, evlat der, dünya malı budur. Üzerine çıkarsa, yani bu kürsüdür. Üzerine çıkarsa her şeyi reddetmiş. Kendi benliğine kavuşmuş olursun. Altına girersen, onu başının üzerine tac edersen, ayağın altına değil de başının üstüne tac ederse, her şeyi kabullenmiş ve ezilmiş hissedersin. Burada doğrudur. Yani öğretmenin ders verdiği kürsüye çıkmak, ayakların altına almak, ben fikirleri, idealleri, şu ana kadar öğrendiğim düşünceleri reddediyorum, yeni bir düşünceye çıkıyorum demektir. İmam Gazali'nin bir sözü vardı değerli arkadaşlar. Gazali der ki, imanından şüphe etmeyenin imanından şüphe edilir. Yani bu, hem İslam'da, hem diğer dillerde, hem bir medeniyette taklidi imanı, taklidi kabulü reddeden bir anlayıştır. Burada Şii'nin reddettiği şey, şimdiye kadar klasik tarzı öğrenilen şeyin bize reddedilmesidir. En son öğrencilerin bakın bulduğu o protesto olayı çok güzeldi. Yani hocayı aşağılamanın en güzel yolu, çünkü hoca geldi, ilk yaptığı şey, İlk hocanın yıktırdığı sayfayı okutturmak oldu. Zaten hep alemde var olan fikirlerdir. Çatışan hep fikirlerdir. Burada biz yeni bir yöntem denemenin peşinde olan bir yönetmeni dinledik. Yönetmenimiz de çok meşhur değil. Kitap Almanya'da basılmış. Alman bir romancının 1910'larda ölmüş. Galiba romancı tek romanı var. Kruger denilen bir adamın romanı, tek bir roman. Ama arayan bulur diyorlar diye. Mesela Almanya onu bulamamıştı. Bu Amerikan yönetmen almış, gelmiş ve bestseller yaptıran bir roman. Yani adam ölmüş, öldükten 70 küsür yıl, 79 yıl sonra bestseller olmuş. Şu anda üniversitelerde bu filmden sonra ciddi liselerde, ki bizim erkek liselerimiz de vardır biliyorsunuz. Liselerde şu anda roman özet çıkartmak için sürekli tavsiye edilen bir roman. Yani hem üniversitelerimizde hem erkek liselerimizde. Ben ama şunu söylüyorum. Çok güzel bir propaganda filmi. Evet. Yani gerçekçiliği, romanizmi çok güzel yerleştirilmiş. Ama şunu da vermiş sonunda. Fikirle karnı doyurmuyor. Amerikan toplumu karnını doyurmak isteyen bir toplum. Arsızca, sınırsızca. O zaman karnını doyurmak için fikirlere, şiirlere ihtiyacı yok. Daha fazla üretime, daha fazla tüketime yönelik şeylere ihtiyacı var. Bunu filmi bize veriyor. Buyurun. Hocam mesela orada disiplinde çocuğu dövdüler. Şimdi öyle bir şey olsa ne olur? Şu
şu anda öyle bir şey yapmış olsa... Şimdi oraya giden onu göze alarak gidiyor. Yani size şunu söyleyeyim. O okullar çok seçkin okullar. Şu anda hala öyle, onu size söyleyeyim. Mesela Japonya'da da öyledir şu anda. Bazı seçkinlerin okulları, yani bir sürü biliriz. Hani deriz ki, zenginlerin çocukları işte günlük günlüğü işte eğitim almıyor. Hayır. Size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Amerikan toplumu için söylüyorum. Mesela Kennedy ailesinin okulu istisnasız aynı okuldur. Yeğittir. Aynıdır. Bush ailesinin okulu istisnasız aynıdır. Harvard kökenli bir yapıdır. Ama tam karşısında çok evangelist Hristiyanlık eğitimi veren bir üniversitedir. Yani bu okula gittiğinizde gününüzü bitirme şansınız yoktur. Bu okula girerken siz onu kabul ediyorsunuz. Hani bizde bir söz vardır. Eskiden diyorlardı ki eti senin, kemiği de. Onlar öyle dedi. Eti de, kemiği de, ruhu da senin bana adam et ver diyor. O şartlarda ancak öyle bir eğitim var. Ciddi bir eğitim var. Bazen olması gereken o mudur diye sormak da gerekiyor. Eğitim açısından söylüyorum. Üstünlüğü ispatlanmış. Amerika'nın en güçlü. Şu anda o görmüş olduğunuz okul hala var. Amerika'nın en güçlü okullarından birisi. Yani burası kolej. Üniversite değil, size söyleyeyim. Üniversite lise üstü, değil. Lise üstü kolej. Oradaki öğrenciler mezun olduktan sonra istediği yere gidiyor. Filme döndüğümüzde şunu görüyoruz. Fikirler her zaman vardır. Her insan bir vardır. Fikirler çarpışır, çatışır. Yeni fikirler doğar. Bazı insanlar fikirlere, karşı fikirlere, alternatif olacak fikirlere sert gelmeye çalışmış olsalar dahi maalesef başaramıyorlar. Yani maalesef diyorum, bazen dogmatik düşünceyi desteklediğim için diyorum, okul açısından diyorum. Çünkü bizim okullarımız onlara göre daha farklı. Bir de Kampetiyen'le ilgili bir şey konuşmak istiyorum. Hem Hazreti Ömer'in, sonra da gelen Hazreti Mevlana'nın bir sözü vardır. O şöyle söylüyordu, dün geçti, yakalamak mümkün değil, yarın bilin diyor, ulaşacağın belli değil. O halde bugüne bakacağım lazım diyordu. Carpe diem de önemli bir akıl orada, anı yakala ama bu an hazırlık değil. Yani anın değerini bil, bugün varsın, bugünün değerini bil, yarın ne olacağını belli değil. Geç bir saatte uçtu gitti, yakalamak mümkün değil. Onu da çok güzel işlemiş. Teşekkür ediyorum.